Güle oynaya geldin, güle oynaya gidersin inşallah. Amin. Nereye gidiyorsun? Ben arkadaşlarımın bir galası varmış. Gala bitiyor. Sonrasında çok özel bir yere eğlenmeye gidiyoruz. Çok özel bir yere peki. Evet. Gel bakalım. Secret. Dilara. Ben ceketimi de giyeyim isterse arkadaşlarımla gördüm. Ver çantanı bana giyeceksen. Ay çok mersi. Rica ederim. Dilara dinliyoruz biz seni. Ben senin yerinde olsam bacaklarımı o kadar açmazdım çünkü çok kalın gözüküyorsun. Yani bel kısmın da çok kalın gözüküyor. Giydiğin elbise bel oyuntunu hiç göstermemiş. Çok bol gözüküyorsun. Senin yerinde olsam ne yapardım onu söyleyeyim. Siyah opak çorap giyer, altına da detaysız bir buti giyerdim. Benim yerimde olamayacağına göre... Senin yerinde olmak gibi bir çabam da olmayacağına göre ben şu an sana yorumumu yapıyorum. Gereksiz saçma sapan yerlerden konuyu saptırmazsan eğer. Ayrıca saçlarını defalarca gördük burada. Şimdi diyeceksin ki senin saçlarında düz fön ve her gün yapıyoruz. Ama farklılık yaratmak istediğin şey bu şekilde farklılık yaratmamalısın. Yani belki Esin'in saçı gibi bir şey yapsaydın. Hayatım evet, ben sana, ikinci günde bu saçı yapıyorum farkındaysan. Pardon da bir şey söyleyeceğim. Şeytan falan oluyor. Yağmur şu an hayatında bir ilk olarak saçlarını o hale getirdi. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli ikinci günün altına sığınmanızın bir açıklaması ve bir anlamı yok, nasıl, anladın mı? Bu kıyafette sen nasıl ikinci günün altına sığınacaksın? Çok merak ediyorum ben. Bak canım benim, bu seni ilgilendirmez. Ben zaten çıkınca sen yorumunu yapacaksın. Ben şu an sana yorumumu yapıyorum ve sen verdiğin cevaplarla konuyu saptırıyorsun, anladın mı? Ben hayır, sana saptırdığımı düşünmüyorum. Konuyu saptırıyorsun ve az önce de aynı şeyi yaptın. İnsanların özel hayatından vurmaya çalışıyorsun. Zeynep'in ütüsüz gömleğiyle nerelere geldin, nerelere girdin, nerelerden çıktın? Özel hayatla ilgili bir şey konuşulmadı burada. Zaten ben öyle kendim bir şey için söylemiyorum. Mesela özel hayat derken sen bir kavram hani karmaşası yaşamazsan. Özel hayatı burada kimse uzun cümleler kurarken merak etme ve girmiyor konuya. Özellikten bahsettim. Sorunumuzu çözdük bence. Devamı yok arkasında yani. Olanlardan bahsediyorsa. Yanlış ifade etmiş olabilirim. Özel hayat oraya giriyorsun. Yani ütüsüz bir gömlekle başlayıp kamera arkasına kadar gelebiliyorsun. Ben yorumumu bitireyim. Ben senin yerinde olsam siyah opak çorap giyerdim. Altına da detaysız bir buti giyerdim. Diğer olarak, genel olarak güzelsin. Bu buti falan değil bu arada. Bilmiyorsun, konuşma bence. Teşekkürler. En doğrusunu söyle bakayım. Ayakkabı yani gayet topuklu ayakkabı. Canım ben senin yerinde olsam buti giyerdim diyorum. Ayakkabı. Ben senin yerinde olsam buti giyerdim. Butilerin dedin hayatım. Ben gayet iyi duyuyorum yani. Senin ayağındaki buti değil mi? Teşekkür tamam, ederim. Doğrusunu öğreniriz şimdi. Aynen öyle öğreneceğiz. Zeynep. Ben senin yaptığını yapmayacağım. Kısasa kısası hayatımda hiçbir zaman sevmedim. Olanı söyleyeyim. İçine giydiğin elbiseyi ben çok denedim. O mağazaya gidip hani rengi çok güzelmiş, şununla giyeyim mi diye çok denedim. Ama beni bile biraz hani bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Biraz bol gösterdi. Yani olmadı. Geniş gösterdi. Senin de vücut tipine uygun olduğunu düşünmüyorum. Saçın değişik olmuş bir bence cesaret ister. Ben yapabileceğimi düşünmüyorum. Hani gidip de öyle çıkabilme cesaretine sahip miyim? Daha bilmiyorum. Üzerindeki şu an giydiğin tren şokotu da sevmedim. Ama hani böyle direkt baktığımda işte bunu uydurmuşsun, gold, siyah, elbisen. Yani olsa sana güzel dursaydı ayrı ayrı güzel. Parçaların güzel ama sende çok fazla olmamış. Bu arada şu an sustuğun için de teşekkür ederim ayrıca. Az önceki kızdan da eser kalmamış. Tatlım ben kurallar gereğince yapılması gerektiği şeyler çerçevesinde olanları yapıyorum zaten. Evet ama bunların bayağı... Anlayabildin mi cümlemi acaba? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bak gene aynı şeyi yapıyorsun. O ama özel hayat dedi. Hala diyorsun ki sustuğun için teşekkür ederim. Hem tahrik ediyorsun hem devamını getiriyorsun. Uzatıp sonra ben bir şey söylediğimde bir şey söyledim uzatıp oluyor. Uzatıp uzatmayacağım o. Zaten hanımefendi de karar veriyor. Hanımefendi. Hanımefendi. Ne ara uzak kaldık Zeynep? Ay bilmiyorum. Ne oldu? Şu an ya içeride hayır. Ilgili buradaki muhabbetler içeride açıkçası. De devam ettiğince zaten yeterince burada yoruluyoruz. İçeride de üzerime gelinince artık hani insanların nasıl bir karaktere sahip olduğunu gerçekten çözemiyorum. Onu da söylemek zaten
söylesem ne olur diye bakıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ben zaten seninle ilgili konuyu kapattım. Sen şu an hala saçma demek sapan benim konuşmaya çalışıyorsun. Var. Gerek yok arkadaşım. Benim... Ben arkadaşa da dedim farkındaysan. Hani Zeynep bilmem ne falan diyerek sen bir şeyler söyledin ama böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Bana kıyafetimle ilgili yorum yapın. Ben siz bana böyle şeyler yaptığınız için size onlarla geliyorum. Ben... Onun dışında asla öyle bir şey yapmam. Bak canım, tamam sen konuştun ben konuşayım. Ben zaten dinliyorum. Sen konuştun ben konuştum dememe gerek yok. Var ki o kadar rahatsız edici. Bir kere benimle tatlım falan diye konuşamazsın, anladın mı? Ben senin ne tatlınım ne canınım. Benimle bu kadar laubali konuşamazsın. Çok klişe cümleler kullanıyorsun. Benimle bu kadar laubali konuşamazsın. Ben bunları 5. sınıfta söylüyordum. Bana, anladın mı? Ben sana söylüyorum. Bana tatlım diyemezsin. Bir kere nasıl konuşman gerektiğini öğren. Bana konuşmamı sen mi öğreteceksin? Evet, ne münasebet? Evet, eğer yanlış konuşuyorsan ben sana kendimle alakalı İlk önce kısımda, eğer saygıdan bahsediyorsan sen ilk önce gözlüklerini çıkar öyle benimle konuş. Bu seni hiç ilgilendirmez. Öyle bir yasak veya öyle bir kural da yok. Gözlüğümü çıkarmam gerekseydi zaten Öykü Hanım söylerdi. Ben senin kıyafetinle ilgili yorum şimdi yaptım. Şimdi beni de her şeyi tıkıştırmayın. Canım benim bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak yok canım. Sen ama insan ilişkisinde hani, iletişim için diyorsun, göz kontağı gereklidir tabii ki. Bu senin sen bana tercihin. Diyorsun ya nezaket benimle tatlım diye konuşamam. Nezaket kurallarında eğer sen benim sana tatlım dememi istemiyorsan o zaman benimle gözlüklerini çıkartıp konuşacaksın. İlk önce sen hata yapıyorsun sonra geliyorsun bana söylüyorsun. İlk önce kendin hata yapmayacaksın. Ben senin bana emri vaki konuşma tarzınla hiçbir hareket etmem. Anladın mı? Sen gözlüğü çıkar diyorsun da ben gözlüğü çıkarmam. Ayrıca kimse bana dahil kimse için saçma sapan saçmalıyorsun gibi kelimeler kullanma hakkına da sahip değilsin. Ve hiçbir misyonun da yok, visyonu hiçbir şeyin yok yani anladın mı? Ben iki cümlenin de kelime anlamını biliyor musun? Biliyorum. Arkada tartışalım mı? Tamam. Detaylı konuşalım teşekkür mı? Teşekkür ediyorum. Tamam. Yorumların için inanılmaz bir moda anlayışına sahipsin. Üzerindeki kıyafetlerinle geçmiş bana konuşamazsın. Peki olur. Tamam. Tamam tatlım. Aynen tatlım. Çok cicisin. Ya ben burada cici bir kız değilim yani. Ben kendimim anladın o mı? O kadar ben itici bir konuşma oynamıyorum. Tarzın ama var sen ki. Oynuyorsun. Hadi ya. Aynen o öyle. O kadar itici bir konuşma tarzın var ki. Ya insanlar görüyordur eminim. İtici konuşma tarzı değil hayatım bu. Mantıklı konuşma tarzı. Tamam tatlım. Sen anlayamadığın peki. için. Peki. Fake hareketler yapma. Onlar sana ait tamam, değil. Tamam tatlım. Ve üzerinde hiç hoş durmuyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Bye. Ben geçebilir miyim Öykü Hanım ya? Bence de iyi olur sanki. Teşekkür Hadi ederim. Hadi güle güle. Yağmur Taktaş, ayakkabı 250 lira, çanta 50 lira, elbise 400 lira, ceket 600 lira. Yağmur'un sesine bak. Aşka davet ediyor. Ay evet. Ah Yağmur çok atarlısın canım benim Adanalıyım normal. Ha öyle mi? Evet. Adanalı olunca atarlı mı olunuyor? Ya kan denen hani bir mevzu var ya. Ben şu an direkt Adanalı gibi konuştum yalnız. Yani kanımla alakası var. Çok tatmin oldum. O saçı yapan bir kız üstüne o etoli almaz o peluşu. Değil mi? Olmamış de. O. Ben de böyle bir tarza sahibim. Öyle düşünüyorum. Nasıl bir daha söyler misin? Kerip mi Nur Hanım? Biraz fazla labalilik var galiba burada. Ben inanamıyorum. Ben çok samimi bir kadınımdır biliyorsunuz. Çok espritüel. Ama şu an ben bir soru soruyorum. Benim sorduğum ciddiyette de sen de bana ciddi cevap vermek durumundasın sevgili Yağmur hanımefendi. Ben dedim ki yani o saçı yapan kız o kürkü öyle almamalı peluş her neyse kürk görünümünde. Evet pardesünü beğendim fakat o altındaki önünü açar mısın?
Garip bir sessizlik oldu. Çünkü demek ki biraz sinirledin. Sinirledin. Sinirlendim. Şöyle Nur Hanım. Sinirlendin. Evet. Fardü söylen çok iyisin, üstündeki trench coat yakışmış da. Bu içindeki kumaş senin giyebileceğin bir kumaş değil, lurex kumaş. Ben hiç bu çok iddialıdır bu kumaş. Yani bir kere bu modele bu kumaş olmamış nedense. İçini sevmedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Kapalıyken beğendim bunu üstü. Teşekkür ederim. Nasıl başlayayım bilmiyorum. Ben o direği sevmiyorum. Yani böyle kuruma bebek gibi duruyor bu saç. Bu kadar uzun yani. Anlamıyorum. Anlamadığım, adlandıramadığım bir cisim o. Pardon. Yavrum sen avukatı mısın orada? Bir söyle, ne diyor? Ne dedi? Unicorn gibi olmuştu. Biraz önce de burada konuşurken ismini canım affedersin unutuyorum. Bahar. Bahar konuşuyordu, sen lafa atladın. Ay işte pardon da Bahar'ı Bahar atladı. Başkası i̇şte Bahar atladı Dilara konuşurken. Yine bir korumaya geçtin. Biz bu filmi çok gördük babak. Bahar'cığım gözlerime bak. Biz bu filmi çok gördük ve en kızdığımız. Lütfen avukatlık yapmayın. Söz sana gelince yaparsın. Rica ediyorum ama. Şimdi Yağmur, içindeki ancak bir pijama olabilir. Hiçbir koşulda ne senin vücuduna uygun ne de doğru bir şey. Yani kaç para verdin ona? 400 lira. Yazık, çok yazık. Çok yazık. Üstündeki varken bir şekilde kamufle ediyor ama sen üzerindekini şimdi giydin. O kadar çok burada yürürken baştan toplu çıkış, o koreografiniz o kadar çok gözüme batıyor ki. Buradan üstün, hadi o direği şöyle bükeriz, bir İlk şey yaparız. İlk kez yaptım hayatımda. Ha, yapma yani, yapma. Çok merak etmiştim, tamam. Evde yap, aynaya bak. Okey, yani bizim gözler, ya gerçekten gözlerim kanıyor şu an sana baktıkça. Saçın ayrı kötü. Tulum mu? Ne o içindeki? Bu tulum. Çakma baby doll. Çakma baby doll o içindeki. Hı. Yani çok kötü, hiç uzatmayayım, konuşmayayım. Puanım sana konuşsun. Zaten tulumun size'ında bir şey problem var. Var. Problem kalıbında... var, yukarı çıkmış bel, ayak boyun uzun görülüyor. Buram bu kadar görüyor. Yani size'da çünkü sen uzun boylusun ya. Çok güzelsin ama... Vücudundaki en kalın yer bacakların. Giydim. Mümkün olduğunca bacaklarını sakla. Al bu da sana puanım. 4. Ben bugün kemerci oldum. İvana Hanım beni kurtarın. Kurtaracağım. Ya bu tulum nasıl giyersin kızım? Beli nerede? Bir dakika. Nerede bıraktın belini? Belimi kaybettim. Belini nasıl? Evde bırakmış İvana. Ama olmaz. Belini beraber çekeceksin sokağa. Geç, 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 geç. Belim de ne kadar ince yani. Belinsiz ol. Belden üstünü ne yapacağım? Evet, nefes almayacaksın. İvana kalça çıkı basit. Olacak. Bu işinde nefes almak ve rahatlık yok. Heh, nasıl şimdi? Yani deminkinden hiç değilse belli var ama en yine rüküş. En azı belli var. Belli olan bir rüküşlükte. Yok şimdi bir çorap giyseydi bir opak daha böyle. Bir kurtarırdı evet. Aynı o çorap için o peruşlar almayın artık arkadaşlar. Ne o sevgi o peruşların sevgi. Ah. Tamam. Hemen geri dönüyorum. Akıllanacağım söz veriyorum. Şimdi çok daha iyisin. Keşke buti çizmeler dizosunu giyseydin bunun ya. Altında. Çok daha iyi olurdu. Saçını ben sevdiğim birazcık daha yani dünyadan doğru, Mars doğru olmasın. Çok fazla uzun. Teşekkür ederim. Oldu. Alt. Güzel yorumlarınız için çok mersi.